kısa süreli hafıza nedir, ne işe yarar? Evet, Altuğ'cum çok uzmanlık sorusu bu. Çok müthiş bir soru. Öncelikle kısa süreli hafıza isterseniz önce dinleme becerisini ifade edebilen, dinlediğini aklınızda tutmayı ifade eden hafızadır. Adı üstünde kısa sürelidir. Tutar, sonra bırakır. Yani siz ilk duyduğunuzda, duyduğunuzu, gördüğünüzü anladığınızda bunun beyniniz tarafından silineceği ihtimaline karşı bir önlem almak zorundasınız. O önlemle hemen tekrar. Sonra bir süre sonra bir daha tekrar. Tarih derslerinde zorlanıyorum. Nasıl çalışmamı önerirsiniz? Tarih ya da Senacığım sosyal bilgiler diye isterseniz bunu genellemek isterim. Genel olarak sizler aklımda tutmakta zorlanıyorum. Yani bir paragrafın başını okuduğumda kitaptan sonuna doğru geldiğimde aklımda bir şey kalmadığını hissediyorum sorusu. Aslında senin bu sorduğun soru. Ve ne yapacaksınız biliyor musunuz sevgili gençler? Küçük parçalara ayıracaksınız. Birinci paragrafı okuyup kapatıp tekrar edeceksiniz. İkinci paragrafı okuyup kapatıp tekrar edeceksiniz. Tekrar edemediğiniz durumlarda geriye dönüp tekrar o konuya çalışacaksınız. Ama tekrar ne demek biliyor musunuz? Anladığınızı, aklınızda kalanı sesli bir şekilde ifade etmek demektir. Yoksa kelime kelime orada ne yazıyorsa tekrar etmeye kalkışmayın. Ne yapacakmışız? Küçük parçalar halinde tekrar yapacakmışız. Unutmayın bunu. Yorum yeteneğimi nasıl geliştirebilirim? Harika bir soru Metehan'cığım. Bunu öğretmenlerinde de paylaş sıklıkla. Yorum yeteneği nedir biliyor musunuz? O öğretmenlerinizin deftere yazdırdığı bilgiler ya da önerdiği kaynaklardaki bilgilerin üzerinde düşünmektir. Bundan ne anlaşılır? Bundan başka ne anlayabiliriz? Buna şunu eklersek bundan nasıl bir sonuç çıkar? Örnek vereyim size. İşte anayasa kavramını iyice öğrendiniz değil mi, anayasa? Ben buna bir de efendim meclis eklersem bundan ne çıkar dediğiniz zaman demokrasi çıkar. Bunun gibi düşünün. Yani analiz çalışması. Peki bu gibi analiz çalışmalarını yapabilmenin en önemli koşulu ne? O konudan soru yazmak. Bütün dünyada öğrencilere bu öneriliyor çocuklar. Bunu yapın. Olumsuz stres nedir ve bizi nasıl etkiler? Enes'cim, olumsuz stres karşılaşacağın problemle ilgili bir çözümün, aklında ne yapacağınla ilgili bir stratejin, bir planın yoksa yaşanılan duyguya denir. Yani ben sınavda zorlandığım anda, bir soruda zorlandığım an ne yapacağım sorusunu kendine sorduğun zaman yanıt veremiyorsan işte bu olumsuz strestir. Bunu abartmayın çocuklar. Olumsuz stres büyük bir kaya parçası gibi üzerinize düşmez sınav anında. 10. soruda bir olumsuz strese kapılırsanız hemen 11. soruya geçin gibi bir önerim var. Kısacası eğer siz öğrencilik görevlerini mükemmel yaparsanız olumsuz stresiniz olumluya döner. Yani iyi ders çalışırsanız olumsuz stresiniz olumlu strese döner. Olumlu stres de başarılı olmanızı sağlar. Bu yıl sınava girecek olan yeğenimin bir hedefi yok. Bu konuda ne yapmalıyız? Evet Seray Hanım, hedefsiz çocuk olmaz. Bakın, çocuk hedefini size söylemiyordur. Neden? Orada birçok bizim yaptığımız saha çalışmalarında birçok sebep var. Hedefini söylediği zaman ondan onu beklemeye başlayacaksınız. İkincisi, hedefini söylediği zaman herkese ben bunu gerçekleştirmek zorundayım hissine kapılacaktır. Bu sebepten dolayı çocuğunuzun hedefini söyler hale gelebilmesi için akademik altyapısının, bilgi seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor. Değerli anne babalar, hedefsiz çocuklar ya çok aşırı doyurulmuş, ödüle boğulmuş çocuklardır ya da çok büyük yoksulluklar yaşamış çocuklardır. Bunun ortasının verilmesi lazım ve asla şunu hiç unutmayın, durduk yere dönüp dolaşıp çocuğunuzu ödüle doyurursanız hedefsiz çocuğunuz ortaya çıkar. Ne yapacaksınız? Çocuğun ödül dediğiniz olguyu başardıkça yaşadığı sevinçle özdeşleştirmesi ve bunu böyle içselleştirmesi gerekir. Unutmayın bunu.